Var. yeni video serim ile karşınızdayım. Bu video serisinin ismini ilk olması açısından hızlı bilgi verebilirim. Kahve sohbetleri olarak koymak istedim. Amacım burada e, mesela kendi görüşlerimi e, kullanarak e, yani tecrübelerimi paylaşmak ya da bazı yanlış bilinen fikirleri ya da eee tam anlaşılmamış fikirleri cevap bulmaya çalışmak. Kısacası böyle biraz sohbet bilgisayar üzerine, e, programcılık üzerine, ak e, akademik kariyer üzerine daha doğrusu tabii bunların hepsi bilgisayar dünyası ile alakalı olacak. E, kendi mesleğim olması açısından yazılım dünyasıyla alakalı olacak. Bunlara e, hem Amerika'da yaşayan birisi olarak e, burada gördüğüm e, kadarıyla anlatmaya çalışacağım. Farklı konular değineceğim ama daha çok bir konu üzerinden ilerlemeyi düşünüyorum ve işte sağda solda gördüğüm ya da insanların bana sorduğu ya da kendi kafama takılan ve sonrasından sonradan cevabını bulduğum konuları burada sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Dolayısıyla bir nevi podcast tadında olacak olan bir videom için bu videomun birinci videosunda hoş geldiniz. Şimdi ilk olarak ee, basit bir konuyla başlamak istiyorum. O da bilgisayarcı olmak için matematik gerekiyor mu? Bu çok yani çok duyulan bir şey aslında. Çok konuşulan bir konu. Genelde bu mesleğe yeni atılan insanlar arasında bu konu ya da atılmayı düşünen insanlar arasında genelde konuşuluyor. Zamanla da insanların artık matematik gerekiyor mu, gerekmiyor mu gibi bu tarz e, korkularını yendiklerini ve artık bu bu tarz konuları konuşmadığını görüyorsunuz. E, öncelikle şunu söylemek gerekiyor, e, matematik evet gerekiyor. Ama da, tabii burada hangi matematikten bahsediyoruz? Yani biliyorsunuz matematik öyle e, şey değil. İşte böyle yani spesifik bir şey değil. Bir Bütün içinde alt dalı var. E, dolayısıyla hangi matematikten bahsediyoruz? Şöyle söyleyebilirim. Ee, öncelikle şunu ayırt etmek gerekiyor. Algoritma ile logaritma aynı şey değil. Yani her ne kadar karıştırılıyor olabilse de değil yani. Algoritma başka bir şey, logaritma başka bir şey ama logaritma mesela kullanılıyor bilgisayar dilinde, bilgisayarda. Benim şimdiye kadar gördüğüm logaritmanın en çok kullanıldığı yer Big O notation'ı diye. Big O notasyonu, büyük O notasyonu diye bir olay. O da zaten ...devamlı karşınıza çıkacak bir şey değil. Genelde mülakatlarda... ...ya da e, çok olmadığı... ...işte birilerine bir şey anlatmak istediğinizde... ...bir şeyleri paylaşmak istediğinizde... ...falan karşınıza çıkıyor. Yoksa oturup da... ...her gün bir kod kullanmıyorsunuz. Neyse. E, algoritma... ...şöyle bir şey. Önce ben kısaca söyleyeyim... ...geçeyim onu. Algoritma dediğimiz şey... ...bir şeyin adım adım işletilmesi. Bir çözümün adım adım... E, ...adımlara bölünmesi ve bu adımların... ...işletilerek bir çözümün ortaya çıkarılması ve aynı adımları farklı inputlarla işleterek yani farklı outputlar elde etmek gibi bir olay yani. Logaritma ise o daha da farklı hani bu kalan meselesi işte işte üst meselesi onlar falan. Yani kalan değil de bu işte yani şey meselesi işte, işte diyoruz ya 5 üzeri 5 ya da ne bileyim 2 üzeri 4 falan hani bunları logaritmik çevirilerde daha farklı gösteriyorsunuz vesaire. Eee matematik bir kullanıldığı yerler e, daha yine matematikle alakalı bazı şeyler yine kullanılıyor ama bunlar yani belki çoğu zaman bir elin parmaklarını geçmiyor yani. Hani bilmeniz gereken bazı konular. Onlarla mesela şey işte, kalan meselesini bilmek, logaritmi bilmek de bunlar çok detaylı bilmeye gerek yok. E, sadece açıklayabilecek kadar genelde yetiyor. Ben şöyle söyleyeyim üniversitede matematiği gördüm. tabi e, tabii ama unuttum gitti çoğu. Şu an hatırlamıyorum. Bu integralleri, şunları, bunları şu an. Hatta çoğu zaman Logaritmaya dayanıldığımı ve yeniden geri gelip bir gözden geçirmem gerektiğini hatırlıyorum yani. E, dolayısıyla şundan şunu yani kısaca bu şöyle evet matematik lazım ama e, ileri matematik değil gayet basit bir matematik işinizi görüyor. E, diğer bir kısmında matematiğin belki yararlı olan kısımları işte binary verileri yani 0101 olarak yazdığımız yaz, yazdığımız verileri e, belki desimal formatında ya da hexadecimal formatında gösterebilmek, yani 16'lık sayı sistemleri, onluk sayı sistemleri ki bunlar gerçekten basit konular aslında. Yani şey biraz üzerine otursanız, hiç bilmiyorsanız ve belki de bir günde, bilemediniz bir saatte, belki daha da az hani, halledebileceğiniz konular. O kadar ileri seviye konular değil. Ya da mesela hexadecimal bir sayının işte e, hani binary konu, e, formatında yazılması gibi, ya böyle değişimler. Ondan sonra e, onun dışında çok da ekstra fazla bir şey yok. Ee, tabii ki hangi sektörde çalıştığınız önemli. Ben şunu şöyle söyleyeyim, eğer mühendislik kısmında, şimdi bilgisayarda bir science kısmı var, bir de mühendislik kısmı var. Mühendislik kısmında çalışıyorsanız e, o noktada da her gün karşınıza matematik çıkmıyor. Ama hani eğer matematikle alakalı bir e, şey yapıyorsanız, bir alanda çalışıyorsanız örneğin, e, işte matematik kalkülasyon e, hesaplamalarının çok fazla kullanıldığı bir yazılım yapıyorsanız o, o, o meselenin dışında kalıyor. Ama zaten arkadaşlar frameworkler ya da e, kütüphaneler, farklı kütüphaneler bu ihtiyacı gideriyor. Zaten şu an frameworkler baya e, şeyler var. E, baya bir kapsamlı matematik e, metot, matematik kalkülasyonlar yapabileceğiniz metotlar sunuyor zaten. E, onları belki okuyabilirsiniz. Oturup artık bazı formülleri en baştan kendiniz yazmaya gerek kalmıyor. Onun dışında eğer çok akademik olarak düşünüyorsanız, belki biraz, belki computer science dediğimiz o hani bilgisayar bilimi üzerine çalışmak istiyorsanız, o zaman belki işler değişebilir. Ama orada bile her zaman matematik kullanacağınız diye bir kavram yok. Hangi e, alan üzerine yoğunlaşıyorsanız, o noktada e, matematiğin ihtiya matematiğe ihtiyaç duyabilirsiniz. E, bence bunları yani şöyle bir algıya kapılmayın. Matematik bilmezsem işte bu işte başarılı olamam. E, tabii ki e, matematik hayatımızın her alanında karşılaştığımız bir şey. Bilgisayarda e, da kendinizi idare edebilecek kadar hatta yer gelecek çok iyi maaşlar alabilecek kadar... ...eğer scientist gibi olmak düşünmüyorsanız... E, ...mühendislik kısımlarında matematiğe gerçekten çok fazla ihtiyaç olunmayan yerler var. Ama tabii matematiğin insana kattığı ayrı bir düşünme yöntemi de var. Yani daha lineer düşünmenizi sağlıyor. Adım adım düşünmenizi sağlıyor. İşte formülleri çıkarmanızı, mesela daha genelizasyon yapmanızı sağlıyor vesaire. Yani bunun belki sizin düşünme biçiminize faydası olabilir. Orası için ayrı bir kısmı. Ama dediğim gibi yani matematikte çok ileri seviye olmanıza gerek yok. Benim çoğu insan yani şimdi bir şeye sorun. Hani böyle yıllardır bu meseleyi yapan insanlara sorun. Çoğu şeyi unuttuğunu görüyorsunuz. Gerçekten de öyle oluyor. Unutuluyor yani. Ya ben 10 senedir bu işin, hani 2 sene normal şeyde çalıştım. Üniversite yıllarımda çalıştım. 8 sene Amerika'da çalıştım. Ee, ve şunu görüyorum. Bazı şeyleri unutuyorsunuz. Bundan kaçamayacaksınız. Ee, bazı şeyleri de ihtiyacınız olduğunu öğreneceksiniz yani. Bunlardan bir tanesi de matematikle alakalı belki bazı formüller. Yani bilmediğim bazı şeyleri bu meslek mesleğimi icra ederken öğrendim matematikle alakalı. Ya da unuttum bazı şeyleri yeniden gözden geçirip hatırlam, hatırladım ama ondan sonra yine unuttum. <laughs> yani bu mesele biraz böyle. O zaman cevabımızı verelim. Ee, kısacası. Evet matematiğe ihtiyacınız var. Yalnız e, hangi sektörde çalışıyorsanız ona göre var burada belki genelleme yapmak gerekirse de matematiğin temellerine ihtiyacınız var. Yani en azından dört hani işlemi bile bilmek zorundasınız yani. En azından logaritmayı biraz şöyle bir hatırlamak e, zorundasınız. Yani zorundasınız belki biraz şey ama en azından sayı dönüşümlerini yapmak zorundasınız ama şu da bir gerçek yani bunu her zaman yapmayacaksınız. Oturup da her gün belki ayda yılda bir yapacaksınız. E, hani 16 e, sayı düzeninde bir sistemi işte şey çevirmek gibi binary'e çevirmek gibi öyle bir işin zerzimen olmayacak. Zaten bunu yapan kalkülat e, hesaplayıcılar var. İnternette onunla alakalı web siteleri falan da var. Ya bir zaman sonra artık öyle üniversitedeki gibi kalem kağıdı elime alayım. İşte şu sayıyı 001'e çevireyim falan. Bunlar artık yani geçmişte kalıyor arkadaşlar. Üniversitede kalıyor. Ya piyasada bu kadar zamanınız yok. Hani bunu şurakla söylemeyeyim. hani gözünüzü korkutmasın ama biraz daha pragmatik olmak bekleniyor piyasada. Yıllarca idealist olarak hani düşündüğüm meseleleri kendi açımdan söylüyorum. Ama belki bu konu başka bir kahve sohbetinin konusu olabilir ama yani piyasada daha çok insanlar hani şey bekleniyor. Bir sonuç almak bekleniyor. Dolayısıyla oturup da artık işin ee, çok da fantastik boyutlarına kalmıyorsunuz yani. Biraz da işin realist kısımlarına ve biraz da e, pragmatik kısımlarına e, şey yapıyorsunuz, yöneliyorsunuz. Neyse arkadaşlar, e, umarım bu kahve sohbetimiz kısa ve öz olmuştur. E, sorularınızı aşağıdaki e, yorum köşesine koyabilirsiniz. Yine benzer konularla, farklı konularla özellikle de yeni bu mesleğe atılan arkadaşlarımız için ufak tefek bazı bu tarz videolarım olacak. O zamana kadar esen kalın.